Efendim söylediğimiz gibi bu haftanın en önemli olayı, gazetelerde en fazla yer bulan haberi neydi? Bir kamu kurumunun, bir bağımsız kurumunun, YÖK'ten bahsediyoruz, hacklenmiş olması bir grup tarafından ve oradaki bilgilerin sağa sola saçılmasıydı. Şimdi işin birden fazla boyutu var. Özellikle suç boyutuyla da ilgili konuşulması gereken çok şey var ama bu vakayla beraber aslında herkesi bekleyen bu tehlikeyle nasıl mücadele ederiz? Bir soru, bir bölüm. Bir de bu işin hukuki boyutu. Bireysel haklarımızdan tutun şirket haklarına veya kurum haklarına kadar konuşulması gereken bir sürü şey var. Sevgili Tamer Şahin bizimle birlikte, daha önce Hacker'ın Aklı kitabıyla da zaten Tamer'i burada konuk etmiştik. Avukat Murat Serkan Atlı da yine bizimle birlikte, işin hukuki boyutuna dair geniş çaplı çalışmaları var. Hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz her ikiniz de. Hoş bulduk. İsterseniz önce işin teknik kısmından başlayalım. Tamer, bir yer nasıl hacklenir? Yani şimdi ben bir yeri hackleyebilir miyim? Ben normal bir bilgisayar kullanıcısıyım. Bir hacker olmak için herhalde ekstra donanımlar gerekiyor değil mi? Şimdi gerçek bir hacker olmak için öncelikle bilinen güvenlik açıkların dışında kendi güvenlik açıklarınızı bulup araştırmacı bir kabiliyete de sahip olmanız gerekiyor. Ama güvenlik açığı dediğin, çok özür dilerim sözünü kesim. Yani mesela basit şifreden bahsetmiyoruz değil mi? Yani bu yazılımların güvenlik açıklarından bahsediyoruz. Hı-hı. Güvenlik sistemlerindeki güvenlik açıklarından, hı-hı, bahsediyoruz. Şimdi bizim devlet sitelerine yapılan saldırılara baktığımız zaman aslında yetenek seviyesi olarak çok üst seviyede insanlar olmadığını görüyoruz saldıran kişilerin. Hı-hı. Yani burada daha çok bizim devlet kurumlarımızın önlem almadaki yavaşlığından kaynaklanıyor. Hı-hı. Mesela YÖK olayında, en son gerçekleşen YÖK olayından sonra Sayın Bakanımız Binali Yıldırım açıklama yaptı ve dedi ki siber tatbikata katılmamış diyor dedi. Yani hiç katılmamış. İlk siber demek ki bunlara aslında katılmak gerekiyor. Kesinlikle çok katılmak önemli bir şey. Gerekiyor, evet. Ve ciddi de bir deneyim kazandırıyor kurumlara, hı-hı, açıkçası. Hı-hı. Ve baktığımızda hani aslında çok gizli bilgiler de yayınlanmadı ortaya. Hı-hı. Ortaya dökülenlere baktığımızda devletin bir memuru yolsuzluk yapmakla suçlanmış. Başka bir memuru yakalamış. Evet, orada. Ve bir soruşturma açmış. Daha sonra soruşturmanın belgesi, hı-hı, yayınlanıyor. Ama burada baktığımızda tamamlanmamış soruşturmaların belgeleri yayınlanıyor ve aslında henüz daha suçluluğu ya da suçsuzluğu kanıtlanmamış kişilerde değişiklik hukuki edildi. Hukuki boyutuna gireceğiz zaten de. Peki mesela şimdi toplu saldırı haberleri, mesela gruplar var böyle değil, hı-hı, mi? Bütün dünyada da hacker böyle grupları var. Toplu saldırı nasıl oluyor? Yani şey mi, hani bir kişiyi 10 kişi dövmesi gibi değildir herhalde toplu saldırı değil mi? Nasıl oluyor o toplu saldırı? Şöyle, biz bilgisayarlarımızda normal günlük işlerimizi yaparken, sosyal ağda, hı-hı, işte internette maillerimizi kontrol ederken bize zararlı kodlar bulaştırılıyor. Yani, hı-hı, e-mail ile gelen bir link olabilir, Facebook'ta eklediğiniz bir uygulama olabilir. Yani o Facebook uygulamalarında da var. Kesinlikle aynı. Büyük bir tehdit. İnternette dolaşırken bazı yerlere tıklayıp dosyalar çalıştırıyoruz. Daha sonrasında bir zararlı kod bizim sistemimize bulaşıyor. Hı-hı. Bulaştıktan sonra artık bu zombi bir makine oluyor bizim bilgisayarımız. Bizim kontrollü bir makine. Kontrol, uzaktan kontrol ediliyor. Bizim bilgisayarımız gibi on binlerce, yüz binlerce bilgisayar oluyor bu şekilde. Ve bütün o bilgisayarların tek bir hedefe, istekte bulunduğunu düşünün. He. Yani aynı anda işte 10 bin, 100 bin bilgisayarın tek yere istekte bulunması demek artık cevap veremez duruma gelmesi anlamına geliyor internet sitesinin, sistemlerin. Bu şekilde saldırılar düzenleniyor. Hacker grupları genellikle güvenlik açığı bulamadığında, hackleyemediğinde bu bizim DDoS dediğimiz dağıtık saldırıları yapıyorlar. Yani işte binlerce bilgisayardan, on binlerce bilgisayardan o sisteme saldırarak cevapsız bırakıyorlar. Şimdi Beyaz Saray'a çökertiyorlar sistemi. Kesinlikle Beyaz Saray'a bir bildiri gönderdi. Bir daha doğrusu imza kampanyası başlattı Anonymous Hacker grubu. Anonymous Hacker grubu bu imza kampanyasında şundan bahsediyor. Diyor ki bu DDoS saldırıları, dağıtık saldırılar artık bir suç olmasın. Bir protesto biçimi olarak kabul edilsin. Ama sonuçta bu sistemlere zarar verdiği için zannetmiyorum bunun kabul edilebileceğini. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi yani aslında adamların bir de kontrolü altında, o zaman yüz binlerce bilgisayar var demektir. Zombi bilgisayar, evet, dediğimiz. Daha işin böyle bir... Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyonda, hı-hı, 300 bin zombi sunucuyu, yani 300 bin kullanıcının bilgisayarını kontrol eden bir çete yakalandı. Yani artık bu insanlar yakalanıyor. Peki istese o 300 bin bilgisayardaki bilgileri de alabilir değil zaten mi? Zaten alıyorlar. Alıyorlar. Onları hepsini alıyorlar. O kişilerin Facebook hesaplarını, bütün sosyal medya hesaplarını, internet bankacılığı uygulamalarını, bu gibi birçok şeyi alıyorlar. Son dönemde özellikle artışa geçen bir saldırı biçimi var. Baktığımızda işte e-mailimize bizim bir mobil operatörden, bir hava yolları firmasından, hı-hı, ya da bir bankadan geliyormuş gibi bir fatura ekstra geliyor. Mesela, hı-hı, sizin dikkatinizi çekmek için 1500 lira... telefon borcunuz var diyor. Telefon faturası borcunuz, hmm, var. Tabii, hmm, siz tıklıyorsunuz o linke. Tıkladığınız anda bir program iniyor ve daha sonra sisteminize bulaşıyor. Geçmiş olan. Yani peki bir şey sorayım. Maili açmak mesela, şimdi genelde hani öyle ilgi çekici bir şey geldiği zaman önce maili açıyor insan, bakıyor. Altta bir link veriyor. Linki tıklamazsan yırttın mı? Yoksa link, yani
Sadece maili okursan gider misin yoksa linki hiçbir riski yok maili okursanız. Eğer tanımadığınız birinden geliyorsa, ekinde bir dosya varsa bunu silmek lazım. Tanıdığınız birinden geliyorsa ve ekteki bir dosyaya yönlendiriyorsa, tamamen şüphe yaratacak şekilde yazıldıysa, doğruluğundan emin olmuyorsanız kesinlikle o dosyayı da açmamak lazım. Özellikle güncel bir antivirüs programının bilgisayarda kurulu olması lazım. Hı hı. Yoksa yakalıyor mu o virüs programları? Yeterli oluyor mu tabii? Yakalıyor. Büyük oranda yakalıyorlar açıkçası. Hı hı. Yani burada tabii o zombi bilgisayar olarak sizin bilgisayarınız kullanılıp bir yere saldırıldığında da çok farklı hukuki sorunlar yaşanabiliyor. Onların hepsini soracağım. Peki tek bir merkeze mi saldırmak daha kolay? Mesela şimdi şunun için soruyorum. Atıyorum sadece bir kurum var. O kurumun bir ana bilgisayarı var. Oraya mı saldırmak daha kolay? Yoksa işte şubeleri var. Yurt genelinde yayılmış. Mesela bir bankayı varsayalım. Hangisine saldırmak kurumların daha kolay? Kurumların daha çok internet sitelerine saldırılıyor. Yani dışarıya açık olan bacaklarına. O kurum aslında içeride normal çalışmasına devam ediyor ama internet sitesi kapalı oluyor. Bu hem prestij hem saygınlık açısından büyük sorunlar yaratabildiği için daha çok hacker grupları bu tarz saldırılara yöneliyorlar. Hacker gruplarının yetenekleri arttıkça verecekleri zararların çeşitleri de değişiyor. Ama o yetenek de artıyor, yani böyle bir ivmesi var onun. Yani ivmeye baktığım zaman o tartışılır. Mesela Emniyet Müdürlüğü'nün hacklendiği bir vaka olmuştu. Orada baktığımızda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 1-2-3-4-5-6 gibi bir şifreyle hacklendiğini de aslında sistemlere öyle girilmedi. Bir polis memurunun e-mail hesabına erişildi. Orada işte vatandaşın tüpçü hakkında yaptığı ihbarı o masum vatandaşın TC kimlik numaralarıyla birlikte yayınladılar ama kritik bilgiymiş gibi gösterildi. Bir dezenformasyon da var aslında. Yani şey, aslında çok fazla bir şey ele geçirmeyip çok yıprattık demeye getiriyorlar galiba. Peki şimdi işin biraz hukuki boyutuna şey yapalım, sonra ne önlemler alabiliriz, bir de şirketleri bekleyen tehlikeleri konuşalım ama şimdi Serkan Bey onu kullanıyorsunuz. Tabii, yoksa Murat Serkan Bey ikisini mi kullanıyorsunuz? Fark etmez. Tamam, peki duydum. Serkan Bey diyeyim o zaman. Serkan Bey şimdi hacklendim. Evet. Bilgilerin hiç önemi yok ama benim rızam dışında alınmış bilgiler. Ben ne yapıyorum? Savcılığa gidip suç duyurusunda mı bulunuyorum? Elbette savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmanız gerekir. Ve olayı fark ettiğiniz andan itibaren bunu en çabuk şekilde ve hiçbir şeyi yani mevcut delilleri yok etmeden ya da değiştirmeden götürmeniz gerekir. Araya aracı da sokmamak doğru bir yöntemdir. Yani ne demek araya aracı sokmamak? Yani başka bir tamirciye götürmek, bilgisayarın bozulduğu. Yani hiç şey yapmayın, direkt savcılığa getirin. Yani bunlar emin olduğunuz noktada, bu bilinçli olduğunuz noktada hemen savcılığa başvurmak ve bunu hemen devletin tayin ettiği bir kişilerin eline teslim etmek gerekir. Tamam, peki şimdi bir şey merak ediyorum. Suç ne zaman başlıyor? Ben hacklendiğim an mı? Yani yoksa beni hackleyerek elde edilen bilgilerin kamuoyuyla vesaireyle paylaşılmasıyla mı? Yani mesela burada suç nerede başlıyor tam olarak? Şimdi esasında bileşim suçları bizim için tüm dünyada olduğu gibi yeni bir kavram. Ama biz tabii bizim mevcut sistemlerimiz geliştikçe bunlara kanunlarımız ayak uydurmaya çalışıyorlar. Evet. Bileşim sistemlerinin en sonki hali ve en sonki bu korunaklı kanunlarımızla çepeçevre sarılmış ve suçluları tespit edebilecek konumda olduğumuz nokta 2005 tarihinden sonra ortaya çıkıyor. 2005 tarihinden sonra artık biz bileşim sistemleri kavramına kavuşabiliyoruz. Hı hı. Bu da bize sadece bilgisayar değil, bilgisayar gibi telefon, işte akıllı telefonlar, diğer sistemler, diğer network ağları da bunun içine girebiliyor. Şimdi suçun oluşması ve onun paylaşılması iki ayrı nokta. İki ayrı suç mu oluyor? İki ayrı suç oluyor. Şimdi biraz önce Tamer Bey'in bahsettiği DDoS sistemi de kanun yer vermiş. Bunu engelleme diyor kanun. Yani bir çalışan bir bileşim sisteminin engellenmesi, yani bozulması diyor. Hı hı. Bunu o şekilde nitelendiriyor. Yani buna DDoS veya bir at takarak yani orayı çalışamaz hale getirirsen de bu aslında suç. Benim prestijimi bozarsan, fiyakamı bozarsan suçlusun. Evet. Peki mesela bunun cezası ne? Şimdi Türkiye'de var mı bitmiş bu konuda davalar? Birçok dava var. Para cezası mı? Hapis cezası mı? Para cezası olup bunu hakimin takdirine bırakılan kanunda bölümler var. Direkt hapis cezası olan bölümler de var. Şimdi peki şey midir? Uzmanlık mahkemesi midir bilişim suçları ya da bilirkişilerden destek alarak mı çalışıyor? Hakim kendi bilgi birikimiyle çözemeyeceğini düşündüğü, tam net sonuca ulaşamayacağı düşündüğü konuları bilirkişi meclisinden yardım alır. Onun fikirlerine tabi değildir. Yine kanaati kendisi oluşturur. Ancak onun araştırmasından feyz alır. Bir örnek peki bir şey söyleyeyim. Şimdi Tamer etik bir hacker ya da beyaz şapkalı hacker. Hı hı. Şimdi Tamer bir yerle illa profesyonel sözleşme imzalamasına gerek yok. Merak etti. Dedi ki
Ya ben dedi şu NASA'yı dedi bir bakayım dedi. Bunların güvenlik açığı var mı? Başladı NASA üzerine çalışmaya veya Microsoft'ta yaptığını varsayalım. Hackledi. Şimdi ama Tamer aldığı bu bilgileri kötü niyetle kullanmadı. Sonra döndü ki dedi ki Microsoft'a bak arkadaşlar dedi, siz bu kadar atıyorsunuz tutuyorsunuz sizden bir şey olmuyor. Çünkü sizi ben hackleyebildim. Güvenlik açıklarınız bunlar. Şimdi evet. Microsoft'un iradesi dışında ama sonuç olarak Microsoft'a faydası olan bir şey yaptı Tamer. Suç mudur bu? Esasında suçun maddi ve manevi unsurları olarak değerlendirilir. Fakat bir bileşim sistemine girildiği noktada artık o suç oluşmuş anlamında geliyor. Yani onları artık şikayet etmemesini sağlıyor sadece Tamer'in evet. iyi niyeti öyle mi? Evet. Yani tam şikayet etmemesini sağlıyor değil. Şimdi siz bileşim sistemine hukuka aykırı bir şekilde girdiğiniz zaman o suçu işlemiş oluyorsunuz. Onların burada yani bu suçu işlemini şikayet etmemesine bağlı bir suç oluşmuş kamu oluyor. Hukuku mu devreye giriyor orada? Yani tabii. Bir kere girdiniz, suçu işlediniz artık evet. şikayetçi olmasa bile dava açılıyor öyle mi? Tabii tespit edildiği noktada dava açılacaktır. Bir Tamer, de işin tabii mu? Şey tarafı var. Tabii ki bunun suç olduğu farkındayım ve ben bu ilk başta ilk bilgisayar sistemi ilk hacker olarak ceza aldığım zaman yargılandığım zaman kanunlar alelacele bir şekilde yapılmış, yapılarak evet. ben yargılandım. Diğer tarafta tabii işin başka bir hukuki tarafı var. O tarafta aslında çok önemli bilgiler var. Bu diyelim Red Hack gibi grupların artık bunlara ben terörist hack grupları diyorum daha çok. Çünkü zarar vermeye yönelik tamamen protestodan çok. Yayınladığı bilgileri paylaşmak sanırım ciddi bir suç doğuruyor. Yani herhalde şimdi, işin suçu katlayan tarafı şimdi oluyor. Esasında bakıldığı zaman Red Hack terör örgüsü olarak adlandırılan iddianameden anlıyoruz. Hı hı. Derdest bir davalar. Yani şu anda yargıya intikal etmiş bir davalar. Bu konuda mahkemenin üyelerini etkileyecek bir yorumda bulunmak zorundayız. Bir şey söylemiyorum. O yüzden ben genel konuşmayı tercih ediyorum. O yüzden sonuç zaten. Olarak şu şekilde değerlendirebiliriz. Biz iddianameden bir terör örgütü olduğunu, terör örgütü suçlandığını, 8,5 ile 24 yıl hapis cezası arasında bu toplu olmaktan ve saldırılan yerlerin muhtemiyatından kaynaklanan örgütlü olmak anladım. Ve devletin terörist ve terör örgütü bu terör örgütü tanımından anlaşılan ifadeleri eşdeğer sulduğundan bu cezalar çıkıyor sonucunda. Peki bir şey merak ediyorum buna evet. bağlı. Ya yurt dışından geldiler, saldırdılar. Dünyada bir sürü grup var değil mi? Mesela Animus böyle bir şey. Geldiler yurt dışından saldırdılar. Amerika'dan geldiler, Türkiye'deki bir kuruma saldırdılar, hacklediler. Ben kimi kime şikayet edeceğim? Davayı Amerika'da mı açacağım, Türkiye'de mi açacağım, ne yapacağım? Şimdi burada bu da ince bir husus. Zaten şu anda medyadan yine takip ettiğimiz üzere sanıklar tamamı yakalanmadı diyebiliyoruz. Yine internette araştırdığımız bilgilere ve duyumlarımıza göre yurt dışında olduğu söyleniyor. Bunların bu kişilerin yurt dışından getirtilmesi belli uluslararası sözleşmelere tabidir. Evet. Biz bunu taraf olduğumuz Avrupa suçların geri iadesi sözleşmesi. Peki mesela gerçekten buna bakıyorlar mı? Yani Interpol'le yani milletlerin sözleşmeler kanunların üzerinde yer alırlar. Tabii ki. Tabii dolayısıyla kanunlar onlara uymak zorundadırlar. Nasıl ama bulabilirlerse kanunu, yani o yurt dışında da şimdi, bulabilirlerse. Şimdi şüpheli sanık ve karar artık kesinleşmiş bir karar olsa değil bir kişiyi tespit ettiğiniz noktada o uluslararası sözleşmeyi istinaden siz o kişiyi yurt dışındaki o ülkeden taraf olan ülkeden isteyebilirsiniz. Peki çok burada, özür dilerim. Bir şey merak ediyorum. Şimdi ben gittim savcılığa başvurdum. Savcılık bilişim suçlarına sevk etti. Baktılar dediler ki yurt dışından. Şimdi bunun tespitini mesela atıyorum Amerika'dan geldiler. Los Angeles'tan geldi adamlar hackledi. Türkiye'deki İstanbul'daki savcılık Los Angeles'taki eyalet mahkemesine veya Amerikan Federal Mahkemesi'ne artık her neyse ilgili kurum oraya yazı yazıp şu IP numaralı bilgisayardan böyle böyle bir şey olmuştur. Bunu yapanı tespit edin diye talepte mi bulunuyor? Genel tanımıyla iletişim kurmak yoluyla evet böyle oluyor ama tabii bunun İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı devreye girmiş. Tabii ayakları var bir de yani ayakları da var ama uzun nefesli bir mücadele. Çok uzun nefesli mücadele ama soruşturma evresinde buradaki savcımızın gidip Avrupa'daki bir yerde bir tetkik yaptırması söz konusu değil. İşte bu gibi zorluklar var. O bütün dünyanın zorlukları ama sadece bizim değil herkesin zorlukları. Ama tahammül olarak da şöyle bir durum var. Yani yerleşmiş bir tahammül var ülkeler arasında bu kanunla, bu milletler arası sözleşme ile ilgili. Mesela atıyorum Fransa'da olduğunu düşünülüyor herhangi böyle bir suçlunun. Geri iadesi isteniyor. Bunu Fransa ben her ne kadar böyle olsa çekinceyi kullanıyorum ve ben geri vermek istemiyorum. Ama o zaman bir tahammül uygulaması gerekir. Ya geri ver ya da kendin bu suçun cezasını çektir. Ver. Bu özellikle Julian Assange davasında bu yaşandı. Şimdi tam onu söyleyeceğim. İngiltere'de bulunuyor Julian Assange ve daha sonra tutuklanacağı
gibi bir durum oldu. Salı verildi daha doğrusu. Hı-hı. Salı verildi şartlı olarak. O daha sonra Ekvator konsolosluğuna, baş konsolosluğuna sığındı ve daha sonra o konsolosluktan çıkmadı. BBC sık sık yayın yaptı. İşte kapının önünde polisler bekliyor. İşte hatta İngilizler operasyon yapacağım dedi. Operasyon yapacağız dedi. Ekvator dedi. Evet. Bu sefer hani biz karşılık veririz dedi. Ortalık iyice uluslararası bir kriz ortamı oldu. Daha sonra Ekvator Cumhuriyeti şey yaptı. Bir vatandaşlık verdi Julian Assange'a. Hala da orada büyükelçilikten çıkamıyor ve ciddi bir kaos olmuş durumda açıkçası. Evet. Ama şöyle de farklı yansımaları oldu bunun. İşin hacker tarafına baktığımızda, hacker grupları açısından. Mesela Anonymous hacker grubu daha önce Wikileaks'i çok destekliyordu. Hı hı. Ama en son bu Julian Assange'ın kişisel konuları, kişisel paradoksları, işte skandalları çok fazla gündeme gelince hani Wikileaks değil Julian Assange bağlamında çok fazla konuşulmaya başlandı. Artık biz desteğimizi geri çekiyoruz dedi Anonymous hacker grubu da. Yani burada aslında bir nevi anlaşmazlıklar da su yüzüne çıkmaya başladı. Ama tabii şey, o anlaşmazlıklar acayip savaşlara yol açabilir. Oraya da hani çünkü şey, illa yumruk yumruğa kavga etmiyorlar ki ileriden bilgisayarlardan birbirine. Peki şimdi bu konuda da hakikaten sormak istediğim bir sürü şey var, soru var. Ama izninizle bir de hatta akıllı telefonlara da gireceğim. Hem teknik olarak hem hukuki olarak. Şu haftanın itirafıyla tweetini bir şey yapalım. Sevdiğim efendim, hemen haftanın itirafıyla tweet'i arkasından devam edeceğiz. Dost para gibidir. 10 tane birliktense 2 tane beşlik sizi daha rahat hissettirir. Pastanede garsona "Bir dilim tusuna mı yavrum?" diye sipariş veren tonton teyze. Dalgalar götürmesin seni mi? Efendim Tıkır Tıkır gazetesine devam ediyoruz. Söylediğimiz gibi konu önemli. Hem hukuki hem teknik boyutuyla hacklenmeyi konuşuyoruz ama aslında hacklenmek değil, bireysel haklara tamamen bir saldırı işi var. Şimdi Tamer, ben senin Twitter hesabında iyi bir takipçisiyim. Geçenlerde Bluetooth'larla ilgili sen darma duman ettin. Yani Bluetooth kullanıyorsan kardeşim, istediğin kadar güvenlik önlemin olsun. Evet. Biri seni veya wireless'ta da aynı risk var mı? Bir anlatsana Bluetooth ve wireless'ta hacklenme nasıl oluyor? Bluetooth çok eskiye dayanıyor, Bluetooth güvenlik açıkları. Eğer Bluetooth'unuz açıksa cep telefonunuzdaki sonuçta bir bilgisayar gibi çalışıyor. Evet. Aslında akıllı telefon bir bilgisayar. Hı hı. Bulunan zayıflıklarla telefon defteri çekilebilir, üzerinden arama yapılabilir. Şifrelerimi kaydettiysem şifrelerim gider. Onlar ele geçirilebilir ve artık bunu çok uzun mesafelerden yapabiliyorlar. Diyelim işte siz bir binada oturuyorsunuz, ofiste masanın üstünde bıraktığınız telefonunuzu başka bir binadan bildiğimiz hani tüfeklere benzeyen ekipmanlarla nokta atışı yaparak sinyali o noktaya göndererek sizin masadaki telefonunuza bile sızılabiliyor. Bluetooth kapalı olduğumu yırtıyoruz değil mi? Tabii, daha riski azaltıyoruz yırtmaktan öte. Yani, peki. Diğer tarafta baktığımızda yine akıllı telefonlarla ilgili çok ciddi problemler var. Çünkü bizde bazı kanunlar çok, regülasyonlar çok oturmuş değil. Yani hı-hı, internetten insanlar jammer satın alabiliyorlar bazı internet. Evet, maalesef böyle bir sinyal bozucu cihazlar jammerlar. Hı-hı. Ve siz açtığınız zaman o baz istasyonunun yayınladığı sinyali bastıracak şekilde sinyal yayınlıyor ve o bölgedeki cep telefonları çalışmıyor. Kilitliyor, evet. Ve bunun diğer bir tarafı, cep telefonu sürekli baz istasyonuna bağlanmaya çalıştığı için şarjını bir anda bitiriyor. Çekiyor bitiriyor ve insanlar telefonla konuşamıyorlar. Diğer tarafta tabii sahte baz istasyonları kurarak o baz istasyonları üzerinden telefon konuşmalarını cinleyen bir takım şebekeler de var. Suç şebekeleri var. Tabii cep telefonlarının kablosuz ağlarla ilgili çok büyük tehditler var. Tam onu söyleyeceğim. Şimdi en çok yapılan hata şeydir. Kendi internet paketimizden gitmesin diye hemen oralarda bir ağ var mı diye bakarız ve ağa bağlanırız. Hatta pastanelerde şifreyi falan hemen söylerler ya da lokantalarda. Sıkıntı mıdır, risk midir? Çok büyük sıkıntı. Çünkü bu tarz açık ağlar çok fazla geniş networkler değil. Kontrol altında tutulan, güncellenen, güvenlik önlemlerinin alındığı yerler değil. Ha, bir kere açılıyor. Allah'a emanet ediyorsun. Sadece Android işletim sistemi çalıştıran bir cep telefonu üzerinde çeşitli yazılımlar kurup siz ağdaki herhangi bir kişinin şifrelerini ele geçirebilirsiniz. Normal bir kullanıcı olarak. Yani siz o siteye bağlandığınızı zannedersiniz ama gönderilen, alınan bütün şifreler ele geçirilebilir, araya girilebilir, iletişim. Hatta şöyle söyleyeyim, siz bir internet sitesinde bir fotoğrafı bakıyorsunuz, haber okuyorsunuz. O fotoğrafı bile değiştirip okuduğunuz sayfada araya girip o fotoğrafa başka bir fotoğraf koyabilir.
Hadi zıplatır adam ya, deli eder ama yani böyle bir şey adam. Tabii ya. Çok ciddi sorunlar. Yani o zaman ya, ne yapacağız peki? Hani bir yere yani gittiğimiz zaman. Gittiğimizde genellikle kendi internetinizi kullanın. Kendi paketimizi kullanmamız önemli. Çalıştığımız iş yeri ve evimiz dışındaki internetlere güvenmiyorsak bağlanmamak en önemlisi. Peki bir şey sorayım yine çok merakıma mucip olduğu için. Şimdi bazen diyor ki mesela wireless'ı kullanıyorsun. Pat diye bir uyarı çıkıyor. İşte 12'den fazla bilgisayar bağlanamaz. Yani 12'den fazla. Ama bakıyorsun aslında bir tane bilgisayar bağlı. Nasıl oluyor mesela bu? O ağ cihazlarında şöyle bir sorun olabiliyor. Size bir ağ adresi atıyorlar ve o ağ adresi siz işte bilgisayarınız kilitleniyor, kapanıyor, açılıyor. Bazen takılı kalabiliyor. Ya da diğer şöyle bir sorun olabilir, daha ciddi bir sorun. Hı hı. Sizin ağınızın şifresini kırıp, kablosuz ağ şifrenizi kırıp başkaları o kablosuz ağdan internete bağlanıyor olabilir. Daha önemlisi belki oradan yasa dışı bir takım içerikler gönderiyor olabilir. Ya bunların hepsi dert. Mesela bu Wi-Fi protector diye bir şey var galiba, değil mi? Mesela hani bir yazılımı alıyorsun ve ağını başkası kullanıyor mu kullanmıyor mu öğreniyorsun ama havacı var mı o işler yoksa gerçek mi? Öyle bir yazılım almaya gerek yok. Modeminizin kontrol panelinden de bunu yapabilirsiniz. Nasıl yani, anlarsınız? Modeminizin kontrol panelinde zaten bağlı olan makineler yazıyor. Eğer siz bir tane iki tane bilgisayarınız açıksa ve başka makineler varsa demek ki orada başkaları ağa bağlanmış ve orası üzerinden internet erişimi sağlıyor olabilirler. Hatta aynı ağda olduğu için sizin için sizinle birlikte sizin bilgisayarınıza da erişimde bulunabilirler. Çeşitli güvenlik açıkları ve paylaşımları istismar ederek. Her türlü riske çok açık. Yani bu Wi-Fi ve şey işinde dikkat etmek kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Peki cep telefonları. Şimdi internetle cep telefonunun hukuku farklı mı? Önce onu sorayım. Yani aslında çünkü cep telefonundan da internet kullanıyoruz ama anladığım kadarıyla telefonla ilgili bir şey yaptığınız zaman hukuken daha farklı bir noktaya mı gidiyor? Şimdi biraz önce açıkladığım gibi bilişim sistemleri dediğimiz zaman bunların içine hepsi giriyor aslında. Hepsi giriyor mu? Hepsi giriyor ve Türk Ceza Kanunumuz bunları bilişim sistemleri olarak nitelendirerek bu kapsamı biraz geniş tutuyor. Çünkü bilişim sistemleri hiç durmuyor ki, hep gelişiyor. Peki ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi yasa dışı dinlemenin mesela cezası çok ağır ama yasa dışı posta hesabı hacklemenin cezası o kadar ağır değil galiba, değil mi? Şimdi ya o da aslında iletişimin özgürlüğünü, iletişim özgürlüğünüze vurulan darbe değil mi sonuçta? Tabii sizin bir özelinize bir müdahale oluyor. Yine bir hacking durumu oluyor. Burada yine bir bu sistemin olabilmesi için yine bir bilgisayar veya bir akıllı telefon kullanıyor olmanız lazım. Ya da bilgilerinizin bir depoda, bir cloud serverda veya bir herhangi başka bir yer tutuluyor olması lazım. Bunun hacklenmesi söz konusu olabilir. Bu da yine dataların güvenliği ile ilgili bir konu. Yine bu Türk Ceza Kanunu'nda bunu düzenlenmiştir. Bu internet veya bu şekilde ayrılmaz normalde. Peki ama şikayetçi olmuyoruz galiba, değil mi? Ya bulunamaz bilmem ne falan filan diye. Ya benim bildiğim hani hacklenen veya bilgisayarı çökertilip de şikayetçi olan insan sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Çok kişinin başına geliyor. %10 mu %20 mi başvuru sayısı, ne kadar? Aslında bunun bilişim suçlarının yeni yeni artık anlaşılabilip gerçekten bir suç kavramına oturtulmuş olması mevcut savcılarımızın ve bilirkişilerin artık kendini geliştirmiş, bu verimli bir şekilde çalışıyor olması da bununla alakalı. Eski ilk çıkmaya başladığı zaman böyle suçlar insanlar ne yapacağını bilemiyorlardı. Ama şu anda Facebook'tan bir hakaret uğradığın zaman bu bir hakaret suçu oluşuyor ve hakaret suçu ağırlaştırma sebebiyle oluşabiliyor. Yani bunu Facebook'taki Facebook'a hakaret yediğiniz zaman ya da bir suç işlendiği zaman size, siz bu suçları da illa yani hacking durumu olmasına gerek yok. Diğer suç türlerini mesela hırsızlık türünün bilişim sistemleri kullanarak yapılması ağırlaştırıcı bir sebeptir. Peki nitelikli, nasıl bilişim hırsızlık kullanarak hırsızlık? Yani şey paramın çalınması vesaire falan. Her şey olabilir. Gibi. Mesela atıyorum evinizin bir alarm sisteminin internet kullanılarak, bilişim sistemleri kullanılarak, çünkü alarm da bilişim sistemine dahildir. Onda bir devresi vardır, bir şifresi vardır. Bir özeliniz orada sizin. Ona girilerek onu iptal edilmek şartlı eve girilmesi bilişim sistemi kullanarak girmek olur. Çok güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben gider bütün araba üreticilerini dava ederim. Evet. Hepsi izliyorlar bizi. Yani benim arabama uzaktan müdahale edebiliyor adam. Kesinlikle. Tamam ya, dava edebilirim o zaman. Ama şöyle bir durum var. Muhtemelen biz otomobili aldığımızda kabul ettiğimiz bir takım belgeler içerisinde. Ben hemen etrafından dolaşıp uyanıklık yapmaya çalışıyorum. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınlandı. İnternette kardeşim fotoğraf paylaşma. Evet. Paylaştın mı? Özellikle genç kızların ve hanımların fotoğrafları çok uygunsuz yerlere aynen gidebiliyor. Öyle. Her yerde yani karşına çıkıyor. Şimdi boyutu, diğer bir boyutu da mesela bana sürekli e-mailler geliyor. İnsanlar çok yanlış yönlere sapabiliyorlar. Şöyle sapabiliyor. Diyor ki işte ben evliyim, çocuğum var. Biriyle konuşuyordum internette. Müstehcen fotoğraflarımı gönderdim. Şimdi beni tehdit ediyor. Eğer siz o kişinin bilgisayarına girip bu fotoğrafları silmezseniz intihar edeceğim. Evet. Böyle mailler alıyorum. Ya da işte benim kızım bir sene kaybedecek. Amerika'da okuyor. İşte bir ara hastalanmıştı. Öğretmeni de buna takmış. Notunu kırdı.
Siz bu notu düzeltin lütfen. İşte bir genç kızın hayatını kurtaracaksınız. Yani sen Amerika'dan artık öğretmenin şeyine gireceksin, hesabına evet. gireceksin. Notları değiştireceksin. Aynen öyle. Yani arada bir de diploma çıkartır mısın bana? Çok rica edeceğim Tamer ya. Yani gerçekten çok uçuk ve çok hani kanunlardan habersiz biçimde insanlar çok illegal şeyler isteyebiliyorlar. Bak harika bir şey geldi. Çok özür dilerim. Eşler birbirlerini kayıt programıyla takip ediyorlar. Evet. Evet. Suç mu değil mi? Şimdi aynı evde geçiyor. Medeni hukukta eşler ama eşlerden birinin haberi yok. Diğerinin ne yaptığını internette izleme programıyla takip ediyor. Suç mu değil mi? Şimdi hayatın medeni kanuna göre hayatın müşterek oluşu. Beraber evli oluşunuz bir akit bile olsa bir evlilik birliğinde aynı evde yaşıyor oluşunuz. Onun kişisel haklarına veya kişisel bilgilerine erişeceğiniz onun izni olmadan erişeceğiniz anlamına gelmiyor. Herkesin kendine ait peki bir adam şöyle bir şey söyleyemez mi? Ya kardeşim ben kendi notlarım için bunu yüklemiştim. Hani kendi yazışmalarımı hatırlayayım diye yüklemiştim. Eşim de aynı bilgisayarı kullandı. Ben de okudum. Hani ne yapacak şimdi hukuk? Burada iki yöntem olabilir. Birincisi eşin haberi vardır. Zaten takip edildiğini biliyordur. İkincisi dediğiniz gibi kendi telefonunu kullandırıyordur. Ben bunu kendi için yaptım diyordur. Ya da ortak bilgisayarı kullandı. Kadının veya erkeğin haberi olmadan oraya program yüklendi. Takip ediliyor ama evdeki tek bilgisayar şimdi ne bu olacak? Takip edilmeyi ben şu şekilde nitelendirdim ilk başta sorunuza göre. Mesela iPhone veya BlackBerry veya diğer... Hayır ben evdeki laptopa hani bu chat programlarını falan Tamer benden daha iyi bilir değil mi? Bütün yazışmaları evet. Orada bir de şöyle bir durum var. Mesela tek kullanıcı mı kullanıyor ayrı ayrı kullanıcılar açılmış mı bilgisayarda? O çok önemli. Eğer ayrı kullanıcılar açılmışsa önemli, evet. Orada tabii demek ki bir özelliği korumak isteyen biri var orada. Ama tek kullanıcıysa sanırım tek bir kullanıcı kullanıyorsa orada farklı bir durum genelde, olabilir. Bu zaten yine kendi kişisel bilgilerinin veya bir özelinin eşi olsa dahi hukuksuz bir şekilde edilmesi sorun yaratacaktır. Evet. Ancak burada en çok kullanılan şey insanlar çocukların, eşlerinin, kız arkadaşlarının, erkek arkadaşlarının nerede olduğunu bilmek istiyorlar. O yüzden onların telefonundaki bazı application'larla ya da uygulamalarla... İşte Foursquare vesaire evet. kullan. Ya, yok o Foursquare gibi var. Değil. Evet. Foursquare gibi değil. Mesela iPhone'un kendine ait bir aplikasyonu var. Bu aplikasyonda nokta vuruş olarak GPS üzerinden nerede olduğunuzu gösteriyor. Bu şifre parolayla girilen bir account açmanız gerekiyor. Bunun gizli bir şekilde yapılması mümkün. Sizin takip edilmeniz de mümkün. Bunun hani bunun izin verilmeden yapılan... Suç mu suç? Suç olur tabii ki. İzin vermiyorsa, peki, haberi yoksa. Çok yasal bir şeyi soracağım. Şimdi insanlar fotoğraflarını paylaşıyorlar. Ben de gidiyorum siteden istediğim fotoğrafı kopyala diyorum. Aldım kendi bilgisayarıma indirdim. Başka yerde de kullandım. Şeklen yani şu alırken o fotoğrafı site bana izin veriyor o fotoğrafı alıp kendi bilgisayarımı şey yapmama. Atıyorum. Ama dağıtmaya izin vermiyor. Tam onu söyleyeceğim. Peki suç nerede başlıyor? Yani indirdiği zaman mı suç yoksa bunu mesela... Burada yine çok değişken var. Mesela Facebook'tayız. Facebook'ta bir fotoğrafı yayınlıyoruz. Yayınlarken bize soruyor diyor ki bu fotoğraf siz mi görün? Siz mi görmek istiyorsa arkadaşınız mı görmek istiyor? Herkes yoksa herkes mi görsün? Herkes görsün diyorsanız sizin listenizde olmayan bir kişi dahi bu fotoğrafa erişebiliyor. Ama bunu bir özel kimselere gösteriyorsanız bu fotoğrafı sadece onlar görüyorlar. Bu bilgisayara indirme durumu bütün yani çoğu sitede sağ tıklayıp farklı kaydettiğiniz zaman resmi alıyor. İndirebiliyorsunuz. Evet. Bazı siteler izin vermez. Buna önem gösteren veya bazı siteler dokümanlarının kopyalanmasını istemez. Bunlar da önemlidir. Ama bunda aşmanın başka yolları var. Screen save yok, gibi. Yok hayır. Şunun için söylüyorum. Yani indirdi suç değil. Bir şey yerde kullanırsa mı suç? Bazı konularda mesela bunun gibi bir konuda hukuki olarak düşündüğünüz zaman her şeyi de engellemek zorunda değilsiniz. Adam onu gidip başka bir yerde onun izni olmadan kullanacaksa o suçu kendi oluşturmaya yani artık kanat getirmiştir. Şöyle söyleyeyim ya adam aslında rahmetli Erol Taş ama Robert Redford'un fotoğrafını aldı Facebook'a da koydu işte ben böyle bir adamım diye. Suç mu değil mi? Yani telif hakları ödemesi gerekir eğer kullanmak istiyorsa başkasının fotoğrafını. Tabii sanatçı olması şart değil yani ama, Ahmet Mehmet ama tabii şimdi onun Facebook'unda kimse görmüyor. O kişi görmüyor. Kendi arkadaşlar arasında bir eğlence amaçlı kullanıyor ama bunu kötü bir boyuta götürürseniz atıyorum genç kızlarımızın veya eşlerimizin fotoğraflarını herkes açık unuttuysa o fotoğrafı alıp bir cinsel içerikli bir sitede bulunması o gibi. Zaman, i̇şte zaman bu suç. İşte bu ağır bir suç olur. Peki şey var mı Tamer mesela? İnsanların kendine ait fotoğrafların başka sitelerde kullanıp kullanılmadığını check etmeye de arama şansları var mı? Bunu maalesef ki hani çok böyle derli toplu yapan firmalar var ve onlar ücret karşılığı bunu yapıyorlar. Hani bunu daha çok firmalar bu hizmeti alıyor. Ama arada sırada Google'dan kendi ismimizi Google'latmak, hani görsellere aratmak, bakmak, görsellere bakmak, normal sayfalara bakmak önemli. Ama diğer tarafta şunu unutmamamız lazım. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağ ücretsiz
sosyal ağ sitelerinin hepsi bizim bütün kişisel içeriğimizi kullanma, dağıtma, satma, kiralama, paylaşma hakkına sahip. Oralara bunları yazarken düşünmemiz gerekiyor. Özellikle Instagram bunu kullanıcı sözleşmesini yeniledi mesela Instagram fotoğraf sitesi. Kıyametler koptu. Kıyamet koptu ama aslında zaten satıyorlardı. Sadece bunu açık açık yazdılar. Demek ki her şey açık açık. Yani ve ondan sonra bir tepkiler üzerine 100 milyon kullanıcı kaybettikten sonra tepkiler üzerine dedi ki tamam ya yanlış anlaşıldık falan. Yani ayıp ettiler ama. Peki zaman azalmış ama bulut teknolojisi şimdi bir moda. Her yerde bir bulut teknolojisi. Risk mi değil mi? Bir kere o buluta benim bilgisayarımı çekerken ya da senkronize ederken iki tane aleti kaptırma riskin var mı yok mu? Şöyle burada aslında bir tane Wired isimli bir dergi var yurt dışında. Onun editörünün başına geldi. Bildiğimiz sosyal hack yöntemiyle sadece işte firmanın helpdesk departmanına, yardım departmanına birisi e-mail atarak uzaktan o editörün bilgisayarındaki bilgileri sildi. Cep telefonundaki bilgileri sildi. Ve daha sonra bununla ilgili bir blog yazısı yazdı o kişi ve ortalık birbirine girdi. Daha sonra işte o firma yardım masasını geçici olarak kapattı. Yani işin bulut tarafına veriyi koyduğumuzda birçok insanla aynı sunucularda paylaşımlı şekilde yer alıyor. İşin veri sahipliği kısmı hukuki açıdan bambaşka bir durum. Henüz daha netleşmiş değil. Diğer tarafında ise güvenlik önlemleri henüz daha tam oturmuş değil. Yani o bulut teknolojisine çünkü iş dünyasına hani çok ilgi gösterilen avantajları bir şey. Ve dezavantajları ile ilgili. Avantajları çok büyük ama anladığım kadarıyla daha biraz çok bebek ve henüz daha gelişmekte. Gelişmekte ve bunun yazılım üreticileri de bulut teknolojileri için yazılım üreten yazılım üreticileri de henüz daha gelişme aşamasındalar açıkçası. Yani henüz daha herkes geçmedi buluta ama herkesin dilinde herkes bir şekilde sistemlerini taşımaya çalışıyor. O bulut öyle geçer ondan sonra bir yağmurda kalabilirsin ama yani böyle bir sonra bilgi yağmuru şeklinde inebilir her şey. Şu anda Türkiye'de bulut tarafının dışında ödeme sistemleriyle ilgili büyük bir furya var. Yani işte tek internette bize işte kredi kartınızı verin, bizim üzerimizden ödeme yapın diye. Birçok firma ödeme sistemleri üzerine bu teknolojilere yatırım yapmaya başladı. Ben önümüzdeki senelerde bu işte hazır ödeme, tek seferde ödeme, kredi kartınızı bize girin, bizim üzerimizden ödeyin sitelerinin teker teker işte güvenlik açıklarıyla karşı karşıya kalacaklarını ve düşünüyorum. Ve toplu olarak da gidecek o zaman kredi kartı bilgileri al başına bela. Evet, kesinlikle. Ya Tamer'le her konuştuğumda yemin ediyorum böyle şey. Çünkü internetten ya imdat diyesim geliyor. Bir sürü soru şartı oluşuyor. Peki Serkan Bey bir şey söyleyeyim. Şimdi beni korumakla olan zaman bitmiş ama bunu sormadan olmaz. Mesela iCloud veya benzeri yani bulut teknolojisi veya. Şimdi benim kullandığım sistemler beni korumakla aynı zamanda yükümlü değil mi? Hukuken. Şimdi benim bilgilerimi mesela abonelik bilgilerimi birisi hackledi. O kurumu hackledi. Ve aldı. Ben o kurum aleyhine dava açabilir miyim, açamaz mıyım? Ben bu konuyu şöyle toparlayayım. Yani hem bütün yönleriyle soru işareti kalmasın. Şimdi şu andaki en büyük problem kişisel verilerimizin izinsiz bir şekilde paylaşılması. Bunu nasıl görüyoruz? Her gün bana 4 tane SMS geliyor. 3 tane farklı kurumdan beni arıyorlar. İşte sigorta yaptırmak ister misiniz? Şöyle hayır, adam öyle demiyor. Adam diyor ki senin sigortan şu firmayla çalışıyorsun. Şu tarihte bitiyor sana ben yapayım. Var. Yani hacklemiş benim bilgilerimi almış. Biz buna izinli pazarlama diyoruz. Bizim kanunumuzda bu kişisel bilgilerinin gerek anayasa gerek ceza kanunu olarak korunması var. Fakat siz izin verdiğiniz takdirde peki, bunların şey pazarlanması söz konusu. Adam benim başka firmamdaki sigorta poliçesini veya internet aboneliğimi bilmez. Belli ki hacklemiş almış bunu. Yani yok o şekilde değil. O nasıl şekilde alıyor? Şu şekilde biraz önce söylediğim gibi izinli pazarlama oluyor bu tekniğin tamam. adı. Şimdi herhangi bir kuruma ben bir sözleşme yapıyorum. Bir hizmet alacağım. Bir ürün alacağım. O sözleşmede bir maddede diyor ki bu kişisel verinizin yani adınız, soyadınız, TC numaranız, telefonlarınız, adresiniz, mesleğiniz her ne elde ettiyse bu belgeleri ben başkalarıyla paylaşabilirim diye bir cümle yazıyor. Siz sözleşme altına, okumadan imza aldığımız evet, için. Okumadan imza aldığımız için imza attığımız zaman ona o peki hakkı vermiş oluyoruz. Bu, sözleşme imzalarken bunu muaf diye altına paraf mı etmek zorundayım? Çünkü hakim konumda sözleşme yapıyor. Edebilirsiniz. Yani, üzerine çizebilirsiniz. Ha, onları yapmak tabii lazım. Ki. Peki. Süreyi bitirmişiz arkadaşlar. Hatta aşmışız. Çok teşekkür ederim. En azından hack meselesini birazcık öğrenmiş olduk. Efendim hakikaten konu çok geniş ama iki tane uzmanla konuşunca böyle hızlı hızlı geçti. Sevgili Tamer Şahin, Türkiye'nin bu konudaki en başarılı isimlerinden biri hackerlık deyince ama etik hacker diye hemen o aradaki ayrımı söyleyelim. Avukat Murat Serkan Atlıbey de bizimle birlikteydi. Şimdi hukuki boyutunu konuştuk ama çok tehlikeli bir dünya nasıl yürüyeceğinize siz karar verin diyerek günü ve haftayı noktalayalım. Saat 10'da hafta sonu moderatöründe Hakan Çelik sizinle birlikte olacak. Önümüzdeki cumartesi saat 9.15'te tekrar buluşuncaya dek hoşçakalınız.